Hepinize gençler, ben Aspar, bugünler gençler yapıyoruz. Birkaç sonra gençler, bugün sizler gençler Minecraft plugin paketi tanıtım serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Uzun zamandır video yüklemiyordum, yaklaşık bir ayı falan geçti galiba. Bir bakalım hemen, bir kontrol edeyim ben onu. Ve hala koltuğumu yağlamadım, aynen. Ses muhtemelen geliyordur. İki haftadır falan video atmıyordu gençler. Kusura bakmayın, okullardan dolayı atamadım video. Şimdi gençler, ben hard disk... Yani hard disklerimin içine bakarken bilgisayara hard disk lazımdı. Ben de evde olan hard disklerin içlerine bakıyordum arkadaşlar. Hani hangisi çalışıyor, hangisi çalışmıyor diye kontrol ediyordum bilgisayara bağlayarak. Bir hard diskin içerisinde hani yedeklenmiş bir şekilde plugin paketlerimi buldum. Kaybettiğim plugin paketlerini buldum arkadaşlar. O yüzden ben de paketleri bilgisayara yükledim ve paylaşma kararı aldım. Yani zaten size sözüm vardı biliyorsunuz. Bilgisayarımda bulunan bütün paketleri paylaşacaktım. Bu paket o paketlerden değil ama o paketleri de paylaşacağım tabii ki de. Bu paket benim bilgisayarımdan bir yerden çıktı. Ya birinden aldım ben bu paketi ya da biri bana attı, hatırlamıyorum. Bu paketi işte bilgisayarda buldum ararken. Yani hangi paketi tanıtayım diye paket ararken bu paketi buldum. İsterseniz videoya geçelim. Şimdi hemen bir clear çekeyim. Open var değil mi? Var, şokeyim. Game'e bir geçeyim hemen ben. Abi bu arada bu şeylere bayılıyorum. Mis gibi şeyler ha. Tamam. Şimdi gençler. Spawn'dan başlayalım. Map'in spawn'ı burası yani. Server'ın spawn'ı burası. Burada npc'ler var. Piyangocu var. Mars'ta bu şekilde komut. Mars'ta bulunamadı mı? Piyango. Demek ki piyango plugin çalışmıyor. Rütbe atlama. Burada görmüş olduğu gibi rütbe pluginleri var. Şöyle ben direkt OP olduğu için direkt atlıyorum. Kitler var. En son ada kit var. Hata. Ha, ben almıştım zaten. Sky God türü şeyler. VIP'lerin en sonunda MVIP galiba. Yok, MVP plus almış. Sonra ne var? Burada jackpot var. Tamam oğlum, ben bu pluginleri ya kaldırdım ben ya da yok. Burada otosat var ya galiba ya da normal satma menüsü var. Bu piyangoya jackpot'u ben eklerim. Yani paketi size verdiğimde, linkten indirdiğinizde yoklarsa da bana yazmanız yeterli, veririm size pluginleri. Bir bilgi. Bilgisi var burada güzel bir tane. Warp'lar. Ha bu arada paketi artı 35 like de vereceğim. O yüzden gençler video likeleyip kanalıma abone olmayı unutmayın. Artı 35 like de bu paketi vereceğim. Ve ardından hemen bir gün sonra 35 like gelip paketi paylaşacağım. Bir gün sonra yeni bir plugin paket tanıtım videosu atacağım. Haberiniz olsun. Burada barmen var. Bunları zaten biliyorsunuzdur. Suyu içiyorsun. Tamam. Para veriyor. Bu arada gençler bir şey daha diyeceğim. Ben biliyorsunuz bende paralı pluginler de vardı. Ve bazılarını paylaşacağım paralı plugin olanların. Lord of Kitchen'in bende çıkardığı Obscure plugin paketi varmış. Yani vardı da hani eskiden ben onu silmiştim yanlışlıkla, buldum yani. İsterseniz onu paylaşacağım. Hani o paketi paylaşmamı istiyorsanız, Lord of Kitchen'i bilenler bilir. Şimdi galiba YouTube kanalı falan kapandı, onu neden bilmiyorum ama. Hani o paketi de paylaşmamı istiyorsanız paylaşırım. 25 lira gibi bir fiyat almıştım galiba, hatırlamıyorum ama. Paylaşmamı istiyorsanız yazmanız yeterli, onu da paylaşırım şimdi. Sonra onun dışında burada köylü takas kısmı varmış. Kod bileti diyor. Demir spawn'ı diyor. Muhtemelen bunlar editten falan katılıyor galiba. Burada ne diyor? Sunucumuza giriş yaptım. Evet. Ha bu direkt server duyurusu gibi bir şey. Burada komutlar yazıyor. İsim makeledir falan. İşte isimite. Isgo yazarak adınıza gidebilirsiniz. Is level. Skype bilmem ne. Falan filan bilgiler burada yazıyor arkadaşlar. Falan filan. Onun dışında burası neymiş? Bakalım. Bu arada pakete ikinci girişim falan, ilk girişimde çalışıyor mu diye denemiştim. İkinci de bu, hani daha paketi kontrol etmiş şansım olmadı. Burası enchantmış. Bakalım. Buranın üstünde market galiba. Yok, market değil. Ne burası? Yok, bir şey yazmıyor. Skybrook yazıyor sadece. Ha, kasalar. Okey. Burası da kasalarmış arkadaşlar. CC admin. Yok. Kraken. Aynen. Kriti plus kullanıyor galiba. Yok. Ha tamam. Diğer kasa plugin'i kullanıyor. Okey. Tamam. Burada görmüş olduğunuz gibi kasalar var arkadaşlar. Tabii ben bu plugin'i bilmediğim için, bu kasa plugin'ini. Sadece bende de vardı. Da hiç kullanmadım. O yüzden anahtarları nasıl alacağım bilmiyorum. Onun dışında şuradan. Burası neymiş? Burası boş. Okey. Burası boşmuş. Başka galiba spawner. Burası hapis. Burası hayvanların oldu yani. Mob arena. Ay mob diyorum. İşte zararsız moblar.
Aşağı kısımda ne varmış arkadaşlar? Burası arena muhtemelen. Bakalım var arena. Yok, arena burası değilmiş. Ha bak, işin önce lokasyonu veriyor ekranda, bak. Burası direkt arena'ya atlıyorsunuz arkadaşlar. Okey. Onun dışında neler varmış bakalım. Madene ben var. Başka VPN maddesi varmış. Yokmuş VPN maddesi. Edit varmış. O kod bilet buradan mı kısılıyormuş? Bakalım ne. Bakalım. Yok, burada köy takası türlü bir şey yok. Demek ki otomatikman veriyor galiba. Bakayım, kontrol edeyim. Şundan bayağı bir stek yapalım abi. Game 0 geçelim. Tutalım bir de kıralım. Çünkü otomatik envanterde olunca vermiyor. Envanter lan. Kitler yok. Heh. Demek ki o kitler yokmuş. Bir tane kıralım, yok, otomatikte vermiyor. Nerede lan? Köylü var mı? Ben mi görmüyorum? Bir saniye. Ya var da ben görmüyor da olabilirim. Varmış lan. Aynen varmış. Saniye, hemen gidelim. Burada demir spawner'a bilmem ne veriyor. Burası bilmem ne bilmem ne. Burası bilmem ne bilmem ne. Burada aynı. Bunlara bunlardan veriyormuş. Okey. Onun dışında editte böyle gençler. Clear. Onun dışında warp olarak ne var başka bakalım. Spam var, bilgi var, enç var, tamir var, kurallar var, market var, istek var, arena var. Marketi sanal mı? Yok. Marketi aynı market burası. Aynı, şimdi hatırladım. Marketi burası arkadaşlar. Chess Shop Market. Okey. Şimdi plugin paketine bir bakalım. Sunucu perdesini örmek için iPad falan diyor. Şimdi ben şuradan hemen bir... Dur, bak şunun gıcıklamasına sinir oluyorum. Bir gün yağlayacağım ben bunu. Şimdi yeter. Plugin. Spigot. Ben şu an 1 GB RAM'le başladım ve lag yok. Slash lag yazalım. Bakalım. Şu an 19.83 TPS'ymiş. 8 dakikadır ve 4 GB RAM'le başlatmışım. 1 GB sanıyordum lan ben. Not. Bir saniye. Oba, 4 GB'da başlatmışım lan. Evet, şu an işte serbest hafıza 3 GB diyor. 1 GB'a yakın bir şey kullanıyor. İşte falan, zaten siz kullanırsanız paketi adaları falan silersiniz. Yani şu an iyi. Lag yok. Clear ve sil. Tamam. Ha, okey. Sil. Tamam. Şimdi plugins. Kaç adet plugin var? Jar ve dosyalarla birlikte 113 plugin var arkadaşlar. Jarlar ve klasörlerle birlikte, dediğim gibi. Ona bakarsak şimdi ne varmış? Bu arada jackpot var. JP. Bir dakika. JP ama çalışmıyor. Jackpot. Aynen. Plugin var ama çalışmıyor. Bozuk demek ki. Ben bunu güncellerim. Sıkıntı değil. Skyblock var. Sonra AKMOTD var. Alp Chest. Falan filan. Scriptlere bakalım. Ne scriptleri varmış? Scriptler. Script. Alım var mı diye bir script varmış. Ne işe yarıyormuş? Otomatikman galiba. Aynen. Alım var mı sorusuna otomatikman hayır diye cevap veriyormuş. Yararlı bir script. Yani yetkililer böyle habere yazmasını engelliyor. Çünkü gelen çok iyi alım var mı falan diye soruyor. Burada ne varmış? Ha, sohbet aç kapa var. Chat sil var. Slash sil yani. Aynen. Chat sil SK'sı var. Sil chatmiş. Sil chat. Lan. Aynen. Sohbet bilmem ne tarafından temizlendi. Okey abi. İletişim varmış. İletişim ve IP adresi. Server'ın IP adresini veriyormuş. Bu arada server batıyor sanıyormuş. Başka Skype adresi falan filan veriyormuş. Item spawner. Galiba burası script kullanıyormuş. Aynen. Item spawner script kullanıyorlarmış arkadaşlar. Bu plugin'i yapanlar. Ve tekrar diyorum. Paketi ben yapmadım. Bilgisayarımda buldum. Ya bir yerden aldım. Ya da biri bana verdi bunu. Hatırlamıyorum. Başka kelime oyunu. Oyun birmiş mesela. Sizin chatinizdensin. Oyun bir. Oyun bir. Ha, tamam işte. Klasik kelime oyunu arkadaşlar. Başka ne var? Skyblock diye bir dosya var. Galiba bunlar yasaklı komutlar. Aynen. Yasaklı komutlar arkadaşlar. Onun dışında demir, kırık taş türü şeyler. Feed al. Heal al. Give money. Give al. Ada fly. Mute. Yetki ver derken
Ha, otomatikman manuel dedeli uğraşmadan yetki vermemizi sağlıyor. Yetki ver. Mantıklı. Yetki ver. Yani manuel dedi yazmıyorsun. Yetki ver yazıyorsun. Yetki yazıyorsun. İsim yazıyorsun. Manuel dediyle aynı yani. Yetkililer /yetkililer yazıyoruz. Ve MR Murat HT diye bir yetkilimiz çıkıyor. Başka tamam, bu SK bu kadarmış. Başka Skylar diye bir şey çıktı. Evet, ha, Skylord ol. Bir de şurada kendine otomatikman OP veren bir şey var. Her sınıf başlatma, onu silelim abi. Şuradan kopyala. Ctrl. Tamam. Kapat. Kaydet. Okey. Sonra sohbet var abi. Aynen, fake chat var. Fake chat player. Fake chat. Last bell. Sell. Ne yazalım? Al beni ol. Görüşürüz gibi fake chat. Ne yani? Plugins galiba fake chat tarzı bir şey yapmışlar SK'yla. Ya da plugin de vardır. Plugin'e bağlıdır SK. Bilmiyorum, bakmadım pluginlere. Chat kapatıldı. Chat açıldı. Otomatik chat silme falan filan. Stop lag. 5 dakikada bir stop lag TC çekiyor. Tamir event. Repair. Tekrar repair. Envanter repair. Auto event yap. Türü şeyler. Bakalım. Auto event yap. Event 19 var. Event var mı? Event market. Envanteri mi veriyor? Bir yerde mi event yapıyor? Envanteri veriyor galiba. Bakalım eventte ne veriyormuş. Aynen, tamam, normal item veriyor. Ve yeni scriptler diye bir dosya var arkadaşlar. Genelde sunucuda olan. Sunucuya giriş yaptı, sunucuya çıkış yaptı. Spawn ayarla. Onun dışında ne varmış? Düşünce buradan devam et. Türü, SK'ların bulunduğu şeyler. Gene bir MCTR. Ha, MCTR'den alınmış bir adı 2 SK'sı falan filan. Ve burada gene bir OP verme SK'sı var. Onu da silelim. Tamam. O da tamamdır. Sildim. Tabii siz gene de kontrol edin arkadaşlar scriptlerin içlerini. Çünkü her scriptin içinde hani sunucu her başlatıldığında komutla ayarlanmış, hani giriş yapan işte orada ayarlanmış bir isme her başlattığında OP veren bir komut olabilir. Bunu kontrol etmeyi unutmayın. Yoksa sunucuyu yaparsınız, kontrol etmemiş olursunuz. Bir girer o SK'yı yazan kişi. Bir girer sunucuya. Dener. Hop OP. Hop OP. Yarın ayarsın. Daha bakınca. Hani bence kontrol edin kullandığınız paketlerin SK'larını. Onun dışında OR Generator var. Bu OR Generator galiba şeydi abi. Gireyim bakayım. Muhtemelen şeydi o OR Generator. Şu muydu? Saniye abi. Muhtemelen şuydu o generator. Gene bir. Ben hiç of generator plugin'i kullanmadığım için. Muhtemelen şuydu abi. Şurayı açıyoruz. Reis. Şey mi? Şimdi su alev alacağım. Ve lag girdi. Yap. Burası lav, burası su. Bakayım. Aynen. Bu abi or. Her türlü oradan çıkıyor arkadaşlar bunlar. Tamam, okey. Bu plugin'miş. Başka ne varmış plugin olarak arkadaşlar? Economy var. Inventory Pages var. Ama yok. Var ama yok. Allah Allah. Demek ki arkadaşlar bunların klasörleri var. Jarları yok muhtemelen. Ya da var. Pluginler böyle Black Spigot türü sitelerden indirildiği için ve güncellemeleri geldiği için bozulmuş da olabilirler. Logcat'te Mora TP türü pluginler, Name Tag Edit türü pluginler var arkadaşlar. Six Spanners. Tamam. Yani genelde tüm sunucularda olan pluginlerden var arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar, bu plugin'i artı 35 like de vereceğim. 35 like fazla olmadı lan. Aynen, 35 like fazla oldu. 25 de vereceğim hadi. Uzun zamandır video atmıyorum zaten. Like oranları düşmüştür muhtemelen.
Artı 25 like'da vereceğim Plugin paketini gençler. Videoyu likelayıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Artı 25 like'da Plugin paketini vereceğim ve bir sonraki Plugin paketinin ne olmasını istediğinizi yazmayı unutmayın. Merak etmeyin, bu seriyi devam edeceğim çünkü istemediğim kadar Plugin paketim oldu. Hani eski Plugin paketlerimi buldum. Artı bayağı da bir stok yaptım eskiden. Hani şuradan buradan aldığım veya arkadaşlarımdan almış olduklarım veya satın aldığım pluginlerin hepsini buldum neredeyse. Hani şu an yaklaşık 100-130 üstünde falan Plugin paketi var bende. Yani bunların hepsinin gigabaytı da nereden baksanız 80 gigabayt falan geçiyor abi. Çünkü çoğu datalı yani. Şöyle diyeyim. Kullanılmış paket olduğu için çoğu. Yani sunuculardan satın aldığım paketler olduğu için. Adalar duruyor, şunlar duruyor falan filan derken 80 GB'a yakın dosya var abi bende. 130'un üstünde plugin paketi ve 80 GB falan. Evet gençler, kusura bakmayın. Küçük bir telefonum çaldı. Küçük bir misafir geldi o yüzden. Videoyu kesmek zorunda kaldım. Nefes nefese kaldım lan. Biraz koştum da kusura bakmayın. evet gençler, dediğim gibi 130 dosyadan da fazla olan bir plugin paketi dosyaları var bende. Hani 130'un da üstünde plugin paketi var. Ve 80 GB galiba biraz daha fazlaydı ama hatırlamıyorum. Yani muhtemelen 80 GB veya 85 GB türü bir yeri kaplıyor plugin paketlerinin hepsi. Ve her türden var yani. Skyblock var, RNPP var, BuildOSG var, hani Bedwars var, Skywars var. Hani bunların bazıları internette olan pluginler, bazı satan kişilerden satın aldığım veya bazı sunucularda kullanılıp da hani kanka ben sunucuyu kapatıyorum, İstersen vereyim plugin deyip vermiş kişilerin plugin paketleri falan var. Hani bundan bir sonraki plugin paketinin ne paket olmasını istediğinizi yazın. Hani dediğim gibi Lord of Kitchen plugin paketini de paylaşabilirim. Ya da başka bir parayla aldığım paketi paylaşabilirim. Veya hani parasız aldığım paketi de paylaşabilirim. Dediğim gibi sizin isteğinize bağlı bir şey. Yorumlar kısmında ne tür bir plugin paketi istediğinizi yazarsanız ben de ona göre paylaşacağım arkadaşlar. Skyblock, PvP, Bedwars, Arena PvP, Egg Wars türü pluginleri istiyorsanız yarın oraya yazmanız yeterli. Ona göre paylaşacağım böyle. Devam edeceğim. Haftada bir video olarak paylaşacağım plugin paket videolarını. Hani bu hafta bugün galiba ya bu akşam yüklerim, bugünlerden pazar. Ya bu akşam yükleyeceğim ya da pazar günü izleyeceksiniz bu video arkadaşlar. Belli olmaz. Çünkü şu an bilgisayarda video edit programı yok. Yüklemem lazım. Hani onu cracklemesi şu buyu. Uzun sürer. Dediğim gibi hepinizi seviyorum gençler. Videoyu likeleyip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bye bye.